Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Yine bir küçük avokado fidanımızı budama yapacağız. Lütfen ayrıntılara bakın. Fidanlarımız güzel olsun. Ekonomimize katkısı mutlaka dönsün. Şimdi ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Daha doğrusu genelde arkadaşlarım dikkat etmediği husus. Bakın. Tereğimizi önceden çaktık. Yani dikimizi. Fidan böyle gidiyor. Hiç kimse dokunmuyor. Ama meyve gelecek mi, meyve olacak mı diye herkes sırada. Olmaz. Bu sene verse seneye verim düşürür. Ve hızlı arkadaşlar fidanımız. Şimdi bunu ne yapacağız? Öncelikle sevgili arkadaşlar. Öncelikle bağlayacağız. Doğrultacağız daha doğrusu. Öncelikli işimiz bu. Ondan sonra budantımızı yapacağız. Ekim'in 3. haftasındayız arkadaşlar. Tarihimizi de söylemiş olalım. Şöyle. Ne oldu? Bir şey olmadı. Bir dakika. Şuradan bağlayacağız. Şimdi. Daha çekileceğiz. Çünkü çok yatmış. Evet. Şimdi ne oldu? Evet. Doğruldu. Fidanımız doğruldu. Şöyle. Sıyırtmaç bağlayalım. Gene bir problem olursa buradan çözelim ki tekrar şeyimizi arkadaşlar bağlayalım. Evet, şimdi hocam şu tarafa gel. Şimdi buradan daha iyi anlatacağım. Bu fidan bu tarafa neden yapmış? Sebebin bir tanesi arkadaşlar geç budama yapıldığından dolayı dal yatırmış. Bakın şu dalı görüyor musunuz? Dalın budantısı yapılmadığından dolayı dal ağacı bu tarafa çekmiş. Bir daha bağlayacağız, bağlarız onu. Şimdi ne yapacağız? Önceki yapılması gereken hususu şimdi yapacağız. Yaklaşacağım şuradan. Şimdi ağacın diğer dallarına göre buradan kısaltacağız. Gördünüz mü arkadaşlar? Olayımız bu. Kısalttık. Aşağıya giden dallarımızı aldık ve çekirge. Bunların baş düşmanının bir tanesi. Altımızdaki dallarımız uygun mu? Uygun. Depe dalımızı bırakacağız. Gelecek daha çünkü 2 metreyi bulmamış. 2,5 metrede biz tepesine müdahale ediyoruz ve tekrar dışarıya doğru çıkan dalların uçlarını alıyoruz. Arkadaşlar bu fidanımız 1,5 sene falan oldu buraya dikileli. Evet, yeni hususumuz aynı. Geriye çekeceğiz. Geriye çekeceğiz ki fidanımız ağaç olsun. Fidanımız ağaç olsun. Uçlardan aldık. Evet. Şu ucumuzu da alıyoruz. Şöyle baktık. Ne oldu? Homojene bir durum çıktı. Ve arkadaşlar yani birçok ağacı yani özellikle tropik bölgede olan ağaçların yüzü yüzün neredeyse budamasını biliyorum ve buduyorum. İşlerinin en kolay inanın şey avokado. En kolay budaması avokado. 5 dakikada budayıp çıkıp geliyorsunuz bir ağacı. Neden bunu yapamıyoruz? Neden yapmıyoruz? Ben hala anlamış değilim ve bahçelerimizin hepsi bozuk. Tüm bahçeleri bozuk. Ve tekrar göstermekle sıkıntı yok. Şöyle. Şu hayvan hocam güzelce göster. Arkadaşlar şu gübre bakın şöyle görüyorsunuz. Şunlar keçinin leblebisi. Korkmayın ve güvenin biraz. Yani güvenilir bir tarafımız nasıl yok. Ben onu hala anlamış değilim. Hayvansal gübrenizi verin. Korkmayın. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ve şunu biz tekrar arkaya bir dikey daha çakacağız arkadaşlar. Erinmeyeceğiz. Şunu doğrultacağız. Bunu sonra yaparız. Ne yapıyoruz? Hep uçları alıyoruz. Neden? Uzayıp gitmesin, kardeşlansın. Bu fidanımız arkadaşlar aşısı dikilinceye kadar dikildiğiyle beraber 3,5 yaşında. Yani 1,5 senedir toprakta. Geri fidan hali. Ve arkadaşlar budamamızı yaptık. Bu kadar. Bitti. Topraktan kurtardık. Çok giden dalı aldık. Uçları aldık. Bitti. Bunun akabinde gübrelerimizi tabii yapacağız.
ben ne yapıyorum genelde? Hayvansal gübremi sonbaharda kimyasalla beraber, Şubat Mart'ta tekrar kimyasal takviyesi yapıyorum, hayvansal gübre vermiyorum. Ve sonbaharın başında mutlaka, yani başında derken Ekim'in ortasındayız zaten, ortasını geçtik. Kesinlikle arkadaşlar, bakır uygulamanızı yapın. Yani bakır uygulaması hususu çok önemli. Bu konulara dikkat edersek bu fidanlarımız gelecek vaat eder. Dolayısıyla gerekli bakımları yapalım. Ondan sonra meyve bekleyelim, kazanç bekleyelim ki hem Türkiye ekonomisine hem bizim kendi ekonomimize bu ağaçlar lazım arkadaşlar. Size lazım değilse falan. Bu hususlara dikkat ederek başka sorularınız olursa mutlaka kanala yazın, cevaplarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.